İnsanoğlunun doğasında çalışmak olduğu kadar şöyle ayaklarını bir güzel uzatıp dinlenmek de var. Özellikle yaz aylarında diğer aylara göre daha çok bahçe keyfi ve balkon keyfi yapmak isteğimiz artıyor. Peki bu alanlarımızı oluştururken nelere özen göstermeliyiz? İşte sizin için açık alanda tercih edilen mobilya tasarımlarını konuştuk. Evimizin giysisi olarak tabir edilen mobilyaların hayatımızdaki yeri oldukça büyük. Geçmişten günümüze modern bir değişmeye uğrayan mobilyalarda 2015 trendleri neler? Tasarımlar oldukça hayatımıza girdi. Sanatsal gözümüz arttı bu anlamda. Mobilyalarda da bunu görmekteyiz. Özellikle 2015'te gördük, modern mobilyalar hayatımıza girdi. O oymalı mobilyalar çok fazla tercih edilmiyor gibi gözüküyor. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz, hepsini soracağım. İlk önce tasarım tarzı değişti mi mobilyaların? Neler söylemek istersiniz? Tasarım tarzları değişti çünkü zamanla hem oturduğumuz konutlardaki hem ölçülerimiz artık 1 artı 0'lardan tutun da 5 artı 1'lere kadar olan çok çeşitli ölçülerde evler artık oluşmaya başladı. Her farklı ölçülerde oluşan evlerde de kullanılan mobilyalardaki hem kişisel zevkler de tabii ki bu konuda etkin ama büyüklüklere göre de tabii ki hem mobilyaların tarzları hem de stilleri hem de kullanılacak olan ölçüler konusunda çok farklılıklar oluşmaya başladı. Yeni gelişmelerin içerisinde tabii ki klasik de varlığını sürdürmeye hatta gelişmeye devam ediyor. Yeni oluşmuş olan özellikle eklektik bir çizgide oluşmuş olan modernle klasiğin karıştığı yeni tarzlarda çok farklı yorumları görebiliriz klasik olarak. Gümüş varaklardan ve hatta renkli varaklara kadar oluşabilecek çok renkli bir klasik çizgisi oluştu. Bunların yanı sıra ise tamamıyla şu anki popüler olan ve günümüzde çok fazlasıyla tercih edilen loft tarzda iç mekanlarda Provence'la beraber başa baş yarışır haldeler. Bu tamamıyla konseptleri oluştururken hem kişisel zevkler ve ölçüler bu konuda çok etkin. Loft'ta çok enteresan birleşmeler söz konusu oluyor. Özellikle malzemelerimizde doğal kaplamaların tercih edilmesi, daha önceden kullanılan suni malzemeler, laminat gibi malzemeleri yerine doğal ahşap ve kumaşlarla ise tamamen yine doğal malzeme olan keten kumaşlara ve örgülerine kadar, dokumalarına kadar çok daha natürel ürünler tercih ediliyor. 2015'te neler gördük? 2016'da bizi neler bekliyor mobilya adına? Neler söylersiniz? 16'da bugün gördüklerimizin çok daha farklı yorumları değişerek sürecek. Özellikle müşterilerin daha bilinçlenmesi, fonksiyonelliklerin yanında daha çok aslına bakarsanız görüntünün ön plana çıkması söz konusuydu. Ama ben 2016'da özellikle fonksiyonunu da daha önemli hale getireceğini düşünüyorum. İnsanlar bu konudaki işlevsellikleri göz önüne alacaklardır. Bir kanepenin belki daybet olması veya olmaması, bazen bir berjerinizin ayak ucunu uzatacak bir pufu düşünebilmek, bir plazma ünitesinin veya işte bir gardırobunuzun içerisindeki fonksiyonlarının tam yeterli olması, bunlar için önemsenecek detaylar olacaktır bu konuyla alakalı. Renkler nasıl değişti? Kumaşlar bile değişti. Birçok şey duymaktayız. İşte leke tutmayan, tay tüyü gibi birçok şeyleri duymaktayız. Neler söylersiniz renkler ve kumaşlarla ilgili olarak? Öncelikle renkler konusunda daha cesaretliyiz bir kere, her şeyden önemlisi. Çünkü cesaretimiz aslında öğrenmemizle alakalı. Artık bireyler hem evini yapmak istedikleri dekorasyon konusunda kendileri tek başına karar vermek yerine konuyla alakalı dekoratörlere ve iç mimarlara danışıyorlar. Hı hı. Ve günlük trendlerimizi günlük olarak değil gelecek dönemlere doğru aktaracak şekliyle daha moda olan şeyler yerine kalıcı ve belli bir trende sahip olan çizgiyi tercih ediyorlar. Bu anlamda da özellikle renkler konusunda almış oldukları desteklerle daha cesaretliler her şeyden önce. Aynı zamanda da tabii ki hem bu giyimimizle alakalı, giyimde de artık çok daha renkliyiz, çok daha cıvıl cıvılız. Gökkuşağın bütün renkleri neredeyse her yerde kullanılıyor bu anlamda. Bunun için de evlerimizi de artık bu yansımaya başladı. Çok daha kırmızılardan bordolara, fuşyalara kadar, yeşillerin her türlü tonundan, işte toprak tonlarının neredeyse azalmış haliyle bile çok daha etkin renkler tercih ediliyor bu anlamda.
Bu cesareti de evlerimize vermiş olduğu şıklıkla beraber insanlar bunu pekiştiriyor ve daha da cesaretlenerek bence 2016 yılında daha da renkli olacağımızı düşünüyorum. TV ünitelerini önceden sadece bir altına sehpa konulurdu ya da daha farklı bir sehpa dizayn edilirdi. Şimdi daha farklı, uzun, belki dolap şeklinde dizayn ediliyor. İşte ortaya konulan sehpaların boyu daha kısaldı. Önceden daha kısa ve uzundu, yani büyüktü. Neler söylemek istersiniz bu anlamda? Biraz nereye doğru gidiyor mobilyaların bu stili? Aslında burada az önce konuştuğumuz konuya geliyor. Burada dış görüntü değil, fonksiyonellik ön plana çıkıyor. Eğer sehpamızın ölçüleri biraz büyüdüyse artık oturduğumuz koltuktan uzanmadan kahvemizi, fincanımızı veya işte tatlımızı alabileceğimiz uzaklığa ulaşması için istiyoruz onu. Televizyon ünitelerinde bazen gereksiz fazlasıyla yapılmış olan duvar panelleriyle duvarlarımızı kaplamak yerine daha minimalist, daha düzgün ve sade olacak şekilde sadece ihtiyaçlarımızı, dekorderlerimizi ve birkaç CD'mizi vesairemizi saklayabileceğimiz üniteler haline gelmeye başladı. Duvarlarımızı daha farklı dekoratif malzemelerle süslemek en doğru tercih olmuş oldu. Evler gitgide büyüyor aslında. Diyelim şimdi herkesin evini iç mimar dizayn etmiyor. Bazı insanlar kendileri de bu anlamda düşünüp kendi evlerini de dizayn ediyorlar. Onlar ne gibi öneriler sunarsınız onlara? Mopsat üyesi mağazaların tamamında mimari hizmetler tabiri caizse ücretsiz olarak verilmektedir. Bu konuyla alakalı olarak da bu sıkıntılara hiç daha doğrusu koydukları ürünleri doğru tercih edemeyip sıkıntı yaşamaktansa Mopsat üyesi firmalardaki mimari desteği almalarını öncelikle tavsiye ediyoruz. Bu konuyla alakalı olarak da öncelikle küçük evlerde fonksiyon en önemli noktada. Yani bu ne demektir? 1+0 bir evde eğer siz sadece koltuk takımı veya sadece yatak koyarsanız oturacak yeriniz olmaz. Onun yerine çok daha kullanışlı bir kanepe akşamları açılıp yatak olabiliyorsa eğer, akşamları bir yatak odası, kaldırdığınızda son derece şık bir oturma grubuna sahip olmayı özellikle öneririz. Metrekareler biraz daha büyüdüğü zaman tabii ki bu anlamda da bütün duvarları kullanmak, ihtiyaçlarımızı görebileceğimiz kadar dolap ve dolaplara sahip olmak, en ufak aralıklarda dahi özel ölçülerde dolap yaptırmayı tavsiye ediyoruz her şeyden önemlisi. Bir de dış mekana geçelim. Dış mekandaki mobilyalarda yazları oldukça önemli. Keyfini düşünenler için özellikle. Orada ne gibi değişimler oldu? İnsanlar daha önceleri dış mekan dediğin zaman adı üstünde dışarıda kalan diye baktığında çok önemsemezlerdi. Halbuki baktığımızda sezonu geçiren bir konutta bu Türkiye'nin dört bir yanında daha farklı uzun sezonlar geçiriyorlar. Bugün 6 ay kadar yaz sezonunu geçiren bir yerde yılın yarısını dışarıda yaşıyorsunuz. Düşünsenize sabah kahvaltınızdan akşam yemeğinize kadar bir mekan var, bahçeniz. Bu bahçedeki her şey, bütün detaylar sizin için önemli. Düşünsenize evinizin içinde ne kadar önem veriyoruz. Duvar kağıtlarımız, mobilyalarımız, aksesuarlarımıza kadar her şeyimiz var. Bu kadar önem verdiğimiz ve detaylarıyla uğraştığımız bir mekanın dışarıya çıktığı anda hiç ilgilenmediğiniz bir mekan olamaz. Ve son 10 yılda tabii bu trendler değişince dış mekanlar çok önemli oldu. Bahçeler ve bahçe mobilyaları. Bu anlamda ilk tabii hayatımıza giren tik ve tik türevi olan ağaçlardan yapılmış olan mobilyalar vardı. Onların gerekli olan bakımlarını yapmak aslında biraz zor olması akabiyle bazen müşteriler tarafından sıkıntılar yaşanabildi. Ama zamanla bununla gerekli olan bakım yapıldıktan sonra ahşap görünümü, yani doğal ahşap görünümü tikten yapılan mobilyalar fazlasıyla tercih edildi. Akabinde orijinal rattandan yapılmış olan ürünler ve arkasından gelen de plastik rattandan olan ürünlerle beraber devam etti. Neden? Çünkü güneşin altında kalıyor. Plastik rattan ürünler belli bir süre içerisinde su ve güneş ışınlarına karşı zarar görmüyordu. Tabii ki doğal ahşaptan olan tik mobilyalarsa suya karşı dayanıklı olmasına rağmen bakıma ihtiyacı vardı. Bu anlamda belli dönemlerde yerlerini değiştiren popülaritesi değişti tik ve rattan üzerinde. Son dönemlerde ise ahşap tekrar yerini aldı. Artık onu tamamlayıcı olan ürünlerse daha da farklılaştı. Örnek olarak artık bahçelerde doğal ahşaptan kesilmiş kütük halinde işte tabureler, oturma grupları, yatay anlamda kesilmiş ve doğal ahşap görüntüsüyle hiç daha boyamadan natürel olarak kullanılan masa tabloları oluşmaya başladı. Biraz natürel şeyleri mi gözümüz aramaya başladı ya da daha mı uygun gördük? Tabii ki organik ve hani hayatımızdaki yiyeceklerde tercih etmeye başladıktan sonra aynı şey içeride, evimizin içinde artık daha doğal ve daha sağlıklı ürünler tercih ederken
Bahçede de aynı şeyi istemeye devam ediyoruz. Plastik rattan yerini artık tik daha fazlasıyla aldı. Onun yerine natürel, doğal rattanların kullanılması daha fazlalaşmaya başladı. Çünkü artık şuna dikkat ediyoruz. Kullanılan kumaşlar güneş ışınlarının hem dayanıklı olması gerekiyor hem de tene temas ettiğinde tene zarar verecek herhangi bir etki yaratmaması gerekiyor. Bunlara kadar artık özen gösteriliyor. İnsan sağlığı artık çok daha ön planda. Hem içeride hem dışarıda. ...2016'da bahçe mobilyalarında bizi neler bekliyor? 2016'da bahçe mobilyalarında paslanmaz bekliyor. Paslanmazdan yapılmış olan mobilyalar, bahçe mobilyaları son derece şık, ince ve çok daha estetik ürünlerle karşı karşıya kalacağız. Paslanmazı hem bükülmesi ve hem de estetik açısından eğimleriyle, şekilleriyle çok daha farklı bir çizgiye ulaşmış olacağız. Eskiden alışmış olduğumuz ferforje tamamen evrim geçirerek çok farklı bir boyuta ulaşacak. Türkiye'de teknolojiyle birlikte her şey gelişiyor. Bunu bu mobilyalara da yansıyor aslında. Geçmişten günümüze ve daha da ileriye düşündüğümüzde mobilyada neler değişecek? Teknoloji içerisine girdiği zaman insanın rahatlığı açısından teknoloji giriyor. Uzaktan kumandalı televizyon ünitelerinde televizyonunuzu gizleyebiliyor. Bir kumandayla beraber televizyonunuzu istediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla mutfağınızın kapağını hiç dokunmadan açıp kapatabiliyorsunuz. Teknolojiyle oturduğunuz koltuğa bir masaj ünitesi ilave ederek sadece oturduğunuzda bastığınızda bir tuşla beraber bütün vücudunuza masaj yaptırabiliyorsunuz. Veya koltuğunuza uzandığınızda cep telefonunuzdan MP3'te koltuğunuzun her bir yanından müzik dinleyebiliyorsunuz. Çünkü yaşadığımız mekanda kullandığımız her türlü teknolojiyi adapte etmek zorundayız. Ayrı düşünemeyiz. Yani televizyonumuzun ses sistemi için nasıl evimizde bir mekan oluşturmaya çalışıyorsak onun için de kullandığımız diğer şeyler için de bunu düşünmek zorundayız. Aynı zamanda akıllı ev konseptleri gelişmeye devam ediyor. Akıllı ev konseptlerinde artık evimizde olsak da olmasak da evimizin bütün her şeyini yönetebiliyor. Isıtmadan soğutmaya, bütün dijital ve elektronik eşyalarımızı kontrol etmeye başladık. Belli dönemlerde insanların belli şeyler yaptırası mı geliyor ya da birisi bir şey hani bir kuyuya taş atıyor ve devamı geliyor. Bu daha demin konuştuğumuz gibi laminant parke için dediniz. bir ara çok fazla herkes evini laminant parke yaptırdı. Ama çok fazla sağlıklı olmadığı söyleniyor. Neden böyle bir şey yaptırılma gereği doğurdu? Ardından değişti bu furya. Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili olarak? Aslında şöyle bir durum var bu konuyla alakalı. Suni malzemelerle alakalı yani laminant ve bunun türevinde olan malzemelerle alakalı. Evet bir dönemde bir şekilde bu furya dediğiniz furya gibi çok fazlasıyla artmaya başladı. Yatak odalarına, yemek odalarına birçok ürünün her tarafında kullanılmaya başlandı. Tabii belli bir süre sonra bunlardaki kanserojen maddelerin fazlalığı, insan sağlığına ne kadar zarar verdiği ortaya çıktıktan sonra kesinlikle evlerde masif ve doğal ahşap parkeler kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda mobilyada kullanım oranları azaldı. Bunu çok yakın örneklerini şöyle söyleyebiliriz. Bebek takımlarına bakın, hiçbir bebek takımını suntalem ve buna benzer malzemeden kullanılamaz. Hatta ve hatta doğal malzemeyi siz normal su bazlı olmayan bir boyayla dahi boyayamazsınız. Su bazlı ve insan sağlığına zararlı olmayan boyalarla boyamak zorundasınız. Çocuklarımıza yani bebeklerimize bu kadar önem gösterdiğimiz noktada aynı sağlıklı olan ürünlerin hepimizin kullanmaya hakkı var. Bunun için de doğal malzeme, doğal ahşap ve insan sağlığına zarar vermeyen boyalarla boyanmış mobilyaları tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda da şöyle bir durum var. Zamanın trendiyle alakalı bu. Bir dönem trend olmuş bu ürünlerin ne kadar yanlış olduğunu sadece bu mobilyayla alakalı değil. Evimizde kullanmış olduğumuz pencerelerimizde kullandığımız malzeme herkes söküp eski ahşap pencerelerinin yerine o malzemeden yapılanlarını kullandılar. Ama göreceğiz ki 2016-2017 yılları arasında lamine edilmiş ahşaptan yapılmış pencereler bir numaralı sırayı alacaktır. Çünkü daha doğal, daha uzun ömürlü, daha estetik olduğu için ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyen çok daha homojen ve doğamıza uygun bir ürün olacaktır. Mobilya sağlık açısından da çok önemli. Yani ya üzerinde oturuyoruz ya temas ediyoruz. Bu bizim için aslında sağlığımız için çok önemli. Nasıl anlarız? Yani kanserojen madde olup olmadığını şimdi bilmiyoruz. Burada tamamen markalar çok ön plana çıkıyor. Mopsat üyesi iş yerlerinin her birinde bu gibi denetlemeler ve özellikle tercihler söz konusu oluyor.
Bu konuyla alakalı tabii ki hiçbir tüketicimiz elinde işte hafiye gibi o dolaşıp bu ürün hangi boyadan yapılmıştır, ne kadar zararı vardır diye araştırması veya buna vakit harcaması yerine güvenilir firmalardan ve markalardan tercih etmesini özellikle tavsiye ediyoruz.